İlgili olarak da yani yükselen bayrak inmez biliyorsunuz. Türk devletinin gücü de her yerde bu bayrağı dalgalanmaya hamdolsun yeter. Devlet olarak, hükümet olarak ve millet olarak biz üzerimize düşeni her yerde hakkıyla yerine getiririz. Buna da gücümüz yeter, hamdolsun. Peki, çok teşekkür ederim. Asıl o konuda konuşacak olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı'dır. Onların görüşleri daha önemli. Onların da böyle bir talebi benim bildiğim kadarıyla medyaya yansımadı. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gidiyor ve diyor ki kapatın yine Türk okullarını. Yani Türkiye'nin dünyadaki markasını kapatın diyor. Türkiye'nin önünü açan, ekonomisinin önünü açan, diplomasisinin önünü açan, Türkçe'yi öğreten, gönüllü lobicilik yapan, dünyadaki Türk markalarını kapatın diyor. Ben de diyorum, akıl diyorum, insaf diyorum, izan diyorum. Bu millete karşı yapılan büyük bir haksızlıktır diyorum. Ülkenin ufkunu karartmaktır diyorum. Bu düşmanlık bir kesime değil, bu millete düşmanlıktır diyorum. Ve bu millet affetmeyecek sizi diyorum. Ve hodri meydan. Milli Eğitim Bakanlığı açar, siz kapatın diyor. Siz Türkiye'deki önce milli eğitimi bir düzeltin. Prefabrik okullarda çocuklar eğitim görmeye çalışıyor. Fırsat eşitsizliği var. Hoca açığı var. Yani sen Türkiye'deki milli eğitimi düzeltememişsin. Gidip dünyaya okul açacakmışsın. İkincisi, ekonomi zirvede mi de nereden bulacaksın o parayı, o finansı dünyadaki 160-170 ülkede okul açabilmek için parayı nereden bulacaksın? O öğretmenleri nereden bulacaksın? Aç da görelim hodri meydan. Aç, Türkçemizi öğretsinler, lobicilik yapsınlar, ekonomimizin önünü açsınlar, diplomasimizin önünü açsınlar. Eğer bu kürsülerden ya da nereden olursa olsun alkışlamazsam namertim. Açamazsın, beceremezsin. Zira devlet devlettir, STK STK'dır, iş adamı iş adamıdır. Şimdi ortada bir suç varsa ve mahkeme kararı ortada ise, kesinleşmişse gereğini hepimiz yaparız. Ama bir cumhurbaşkanının kendisine ait olmayan bir görevi, kendisine ait olmayan bir yargıyı orada değerlendirerek Türk vatandaşlarına oradaki okullara şikayet etmesini anlamak mümkün değildir. Bu cumhurbaşkanının işi de değildir. Cumhurbaşkanı her zaman olduğu gibi bu konuda da görevini aşmış, kendisini hem yürütme hem de yargının yerine koymuştur. Cumhurbaşkanı anayasal sınırlar içerisinde olmaya sürekli davet ediyoruz. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla işlenmiş suç varsa gereğini yapmak hepimizin görevidir. Ama ortada öyle bir karar yoksa, ortada böyle bir talebi iletilecek durum söz konusu değilse bunu söylemek de tamamen fuzuli bir şeydir. Milli Eğitim Bakanı da açsın. Milli Eğitim Bakanı da açacaksa açsın ya. Yani vatandaşların o faaliyetlerini niye engelliyorsunuz? Anlamıyorum ki. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bir cumhurbaşkanı Türk vatandaşlarının kurduğu, Türk okulu olarak bilinen bir takım müesseseleri kapatmak için devreye giriyor. Yani bunun hukuki gerekçesi nedir? Amacı ve hedefi nedir? Yani sizler peki adama sorarlar o zaman ya. Adama sorarlar ya. Peki bunların Türkiye'de okulları yok mu ya? He? Okulları yok mu Türkiye'de yani? Ne, bu okulları da mı kapatacaksınız? Yani Allah akıl fikir versin ya. Olmaz ya. Yani asıl rahatsız edici konu şu ya da bu şekilde. Bir ülkenin içinde kurulu bir müesseseleri hukuk çerçevesinde o ülke değerlendirir. Birisi gelecek bize dışarıdan şunları kapatın diyecek. Böyle olmaz. Şimdi kalkacak, isim için söylemiyorum ama yurt dışında bizim ihraç ürünlerimiz var, mallarımız var.
işte reklama girer belki, vermezsiniz, biplersiniz burayı. Yok işte Vestel'imiz var, Arçeli'miz var. Kesinlikle almayın bu Arçeli'yi. Beko'yu almayın. Niye? Yani hukuk devletinde bunlar olmaz. Ve bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi vatandaşlarının haklarını ve itibarını koruması gerekirken bunlarla ilgili adım atması ve o ülkelerin kendi iç işleriyle ilgili bir konuyu gündeme getirmesi gerçekten son derece yadırgatıcıdır. Bunları bir paranoya şeyi olarak görüyorum. Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi vatandaşlarının yaptığı faaliyetleri düşmanlık olarak değerlendirmesi, hele hele başka ülkelerde yani Türk bayrağının olmasından rahatsız olması doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı açacaksa da açsın, güzel bir şey olur arkadaşlar. Yani bizim, yani kaldı ki sen zaten Türkiye'deki eğitimin hali perişan. Yani keşke gitsin Türk Eğitim Derneği açsın, Çağdaş Eğitim açsın, yapabilen herkes açsın ama vatandaşlarımızın yaptığı faaliyetleri bir ülkenin vatandaşlarını temsil eden, cumhuru temsil eden bir kişinin kötülemesi doğru bir şey değil. Şimdi Afrika'daki okulları kapatın, devlet size daha iyi okul yapacak deniliyor. Genellikle devlet okulları olmuyor dışarıda arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani bu bir devlet politikası olarak hayata geçmedi şimdiye kadar. Genellikle vakıflar kuruyor, şeyler kuruyor. Gittiğimiz birçok ülkede bu okulları ilk ziyaret edenlerin hep AK Partiler olduğunu size söyleyeyim. Yemen'e gittik. İlk ziyaret edenler AK Partilerdi. Toronto'ya gittik, Kanada'da. İlk ziyaret edenler onlardı. Endonezya'ya gittik, Jakarta'da. İlk ziyaret eden Kabe'yi tavaf eder gibi gidiyorlardı. Yani şimdilik, yani şimdi hakikaten ne oldu da böyle birdenbire bu düşmanlık noktasına gelindi? Bunu çok iyi hesap edilmesi lazım. Bu devlet başkanı olarak bu tür ülkeleri, geri kalmış ülkelerdeki ziyaretlerde kendi iç sorunlarınızın eğer dışarıya yansıtması tarzı buysa kaybettir sadece. AKP hükümeti kentlerin ortasına çukur açan, haraç toplayan, çadır mahkemeleri kuran, özellik ilan edenlerle mücadele etmemektedir. Kamplarda eli silahlı iç savaşa hazırlanan teröristlere müdahale yoktur. AKP iktidarı terörist kampları kapatacak yerde yurt dışındaki Türk okullarını kapatmaktadır. Güçleri elinde silah olmayan, elinde kalem olan ve insanlara cehaleti yenmek üzere harekete geçmiş bir takım kişilere yetmektedir. Açık söylüyorum, Ebu Cehil cehaletin babasıdır aynı zamanda. Bir kişi olmaktan daha çok Ebu Cehil bir sıfattır. Okul kapatmak demek, Ebu Cehil'in yanında saf tutmak demektir. Yabancı bir ülkeye gidip şu bizim Türk okulları tehlikeli, bunların kapatın diye ricada bulunmak aklı ziyan bir durumdur. Bir ülke bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından o ülkelerinde açılan Türk okullarının zararlı, tehlikeli olduğunu duyuruyorsa, o ülkelerde Türkiye'den gelecek her şeye kuşkuyla bakılması da doğal olacaktır. Okulları kapattırmak yerine yanlışları varsa düzeltmek, eksikleri varsa gidermek, kötü yönetiliyorsa yönetimlerini değiştirmek, okulları Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eder hale getirmek gerekirken kapattırmak, hiçbir mazereti olmayan hainane bir tutumdur. Kendi ülkesinin müteşebbislerinin kurduğu bir okulu bir başka ülkeye şikayet etmek, Türkiye'nin kendi ayağına kurşun sıkmak anlamına gelmektedir. AKP okul kapatan bir iktidar olarak siyasi tarihteki yerini alacaktır. Dün de gördük ki Etiyopya'da Cumhurbaşkanımız yurt dışındaki okullarımızı Etiyopya'nın Cumhurbaşkanı'na şikayet ediyor. Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımız bizi idarecilerimizin akıl tutulmasını yaşadığını görüyorum. Bu bir gönüllülük esasıyla yapılan bir hizmettir. Bu ancak inanırsanız yapılacak bir hizmettiniz. Çünkü siz daha Türkiye'de köylerdeki öğretmenlerinizi tutamazken, ilçelerdeki öğretmenlerinizi yerinde tutamazken,
illere onlar hatta yetmiyor. Güneydoğu'daki öğretmenler bilhassa batıya kaydırma gelme noktasındaki duruşlarını, tavırlarını bildiğiniz halde böyle bir çalışma içerisinde olacağınızı hiç başarılı olma şansının olmadığını düşünüyorum. Gerçekten sizin yapmanız gereken öncelikle eğitimin Türkiye'deki şartlarını, eğitimcilerin şartlarını iyileştirme noktasında adım atacakken yetmedi. Bir de yurt dışına bunu hangi şartlarda göndereceğiniz gerçekten merak ediyorum. Güneydoğumuzda, doğumuzda, İç Anadolu'muzdaki eğitim seviyesi ortadayken, problemler ortadayken, öğretmenlerimiz, idarecilerimizin şartları ortadayken dünyaya yetmiyor. Özel sektör bir gönüllü kültür teşekkürleri tarafından ortaya çıkılarak yapılan bu hizmet kervanını sekteye vurmaya çalışıyorsunuz. Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Biz her zaman söyledik, yine diyoruz. Kim ne yaparsa yapsın yanında kar kalmayacak. Mesele millet meselesidir. Mesele belirli bir kesim meselesi asla değildir. Bu okulların çimentosunda, taşında, temelinde herkesin payı vardır. Rahmetli Türkeş'ten, rahmetli Erbakan'a, rahmetli Özal'a, Sayın Demirel'e kadar, rahmetli Ecevit'e kadar herkesin bir katkısı vardır. Zira bu sağcılık, solculuk projesi değildir. Bu millet projesidir. Hatta bu insanlık projesidir ki dünyanın neredeyse hepsi kucağını açmıştır. Dünyanın sahip çıktığı bu Türk markasını itibarsızlaştırmaya çalışmak bir Türk Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Kınıyorum.